Merhaba arkadaşlar, temel elektronik dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde elektrik akımı ve gerilimi ile ilgili temel kavramlardan bahsedeceğiz. Elektrik yükü nedir? Akım ve gerilim nedir? Nasıl oluşur? Akımı ve gerilimi oluşturan şey nedir? Elektrik enerjisi ne demek? Nasıl elektrik enerjisi ortaya çıkıyor? Akım nasıl ortaya çıkıyor? Gerilimle akım arasında nasıl bir ilişki var? Bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Ve elektrik akımının türleri nelerdir? Neye göre ayırıyoruz? Elektrik akımını türlerini nasıl birbirinden ayırt ediyoruz? Bunları size anlatmaya çalışacağım. Bunlar elektrikle ilgili, elektriğin oluşumuyla ilgili temel kavramlar arkadaşlar. Akım ve gerilim her zaman karıştırılan ve birbirinden ayırt edilmesi bazen çok kolay olmayan, anlaşılması biraz zor kavramlar. Bunları size mümkün olduğunca açık şekilde anlatmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar, bu dersimizde elektrik akımı, elektrik gerilimi, elektrik enerjisinin türleri üzerinde duracağız. Bunlara geçmeden önce kısaca tekrar bir atom yapısını hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü elektriği oluşturan şey biliyorsunuz elektronlar. Elektronların hareketi elektriği oluşturan şey, elektriğin kaynağı bu. Biz de şimdi bunu tekrar bir hatırlayalım, gözden geçirelim ve sonra bu elektron yapısının nasıl hareket ettiğini, enerji miktarlarının ne olduğunu, elektrik enerjisinin türlerini incelemeye başlayacağız. Şimdi daha önceki dersimizde de anlatmıştık hatırlarsanız atomun bir yapısı var arkadaşlar. Bir çekirdek, proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek yapısı var. Ki kütlesel olarak çok büyük bir kısmını oluşturan yapı bu, çekirdek yapısı. Ama hacimsel olarak çok çok küçük bir yer kapladığını söylemiştik. Ve bu çekirdeğin etrafında dönen elektronlardan oluştuğunu daha önceki derslerimizde söylemiştik arkadaşlar. Çekirdeğin ve elektronların özelliklerinden bahsettik. Buna değinmeyeceğim tekrar. Şimdi elektronlar arkadaşlar belli bir dizilişe sahip olduğunu söylemiştik ve yörüngelerini biz K, L, M, N diye isimlendiriyoruz. Bu elektronların dağılım yörüngelerini K yörüngesi, L yörüngesi, M yörüngesi, N yörüngesi diye dışarıya doğru devam ediyor. Ve her yörüngenin durumuna göre de değer alıyor. Yani mesela birinci yörüngede K yörüngesinde nedir? 2N kare formülüyle hesaplayacak olursak arkadaşlar hemen şuradan kalemimizi alalım. 2N kare mesela N1 ise yani birinci yörüngedeki elektron sayısını hemen hesaplayalım. 2 çarpı N kare yani 1'in karesi 2 çarpı 1'in karesi. 1'in karesi 1 olduğuna göre 2 çarpı 1 2. Demek ki ilk yörüngede arkadaşlar 2 elektron. İkinci yörüngede kaç elektron bulunur? Hemen onu da hesaplayalım. 2, 8, 18 diye devam ettiğini zaten söylemiştik. N kare ikinci yörünge olduğu için 2'nin karesi 2N kare. 2 çarpı 2'nin karesi. 2'nin karesi 4. 4 çarpı 2, 8 elektron arkadaşlar ikinci yörüngede. Üçüncü yörüngede 2 çarpı 3'ün karesi olacak. 2 çarpı 3. yörünge 3'ün karesi. 3'ün karesi 9 arkadaşlar. 2 çarpı 9, 18 şeklinde devam edecek. Dördüncü yörüngede 4'ün karesi 16, 32 şeklinde devam edecek. Yani dördüncü yörüngede de 2 çarpı 4'ün karesi yani 16, 32 elektron şeklinde devam edecek. Dördüncü yörüngede de 32 elektron. Tabii bu o atomun kaç tane elektron barındırdığına göre diziliş farklılık gösterebilir. Örnekleyecek olursak mesela atom numarası olan S elementi. S diye bir element arkadaşlar. 16 tane atom numarası 16. Yani 16 tane elektronu var demektir bunun. 16 elektronu var demektir. 2, 8, 18, 32 diye devam ettiğine göre arkadaşlar bakıyorum 2, 8, 10 yaptı. Geriye kaldı 6. Demek ki son yörüngesinde 6. Bu S elementinin son yörüngesinde 6 tane elektron varmış. 6 elektron olduğuna göre arkadaşlar 4'ten fazla elektrona sahip olduğuna göre demek ki S elementi yalıtkan bir maddedir diyebilirim. Değil mi? 11 Na arkadaşlar. Na sodyum. 11 Na elementinin elektron dağılımı 2-8-1. Bakın 2-8-1. 2-8-10 yapar. Son yörüngeye 1 elektron kalır. Son yörüngesinde 1 elektron var. 1 elektron olduğuna göre nedir bu? İyi bir iyi bir iletkendir arkadaşlar. Sodyum iyi bir iletkendir.
19K elementi. Atom numarası 19 olan bir element arkadaşlar nasıl dağılacak? 2, 8, 9 diye dağılır. Bakın 2, 8, 10 son yörüngeye 9 elektron kalır. Son yörüngesinde 9 elektron vardır. Ki son yörüngesinde 9 elektron varsa bu çok iyi bir yalıtkan olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. K elementi büyük ihtimalle potasyum arkadaşlar. Çok iyi bir yalıtkan olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Valans elektrondan bahsettik. Son yörüngedeki elektronlarından bahsetmiştik. Son yörüngelerindeki elektronlara valans elektron ya da serbest elektron adını vermiştik ki maddenin iletken, yalıtkan, yarı iletken oluşunu belirleyen şey arkadaşlar hatırlarsanız buydu. Atom numarası eşittir proton sayısı bir madde için arkadaşlar. Atom numarası proton sayısını gösterir. Bu da elektron sayısını gösterir. Proton sayısı ile elektron sayısı birbirine eşittir bir maddenin. Proton sayısıyla ne kadar elektronu varsa o kadar protonu vardır. Çünkü madde statik elektrik dedik ya arkadaşlar. Statik yapıda olabilmesi için negatif ve pozitif yüklü olan parçacıklarının negatif yüklü olan parçacıklar neydi? Elektronlar. Pozitif yüklü olan parçacıklar protonlar. O zaman statik durumda olabilmesi için maddenin içinde aynı miktarda, aynı sayıda negatif yük ve aynı sayıda pozitif yük olması gerekir. Yani protonların sayısıyla elektronların sayısının birbirine eşit olması gerekir. Kütle numarası da nötron sayısıyla proton sayısının toplamı kadardır diyoruz. Bu da yine maddelerin arkadaşlar ayırt edici özellikleri kütle numarası ve atom numarası. Serbest elektronlar demiştik maddenin elektriksel özelliğini belirler. İletken, yalıtkan, yarı iletken olacağını arkadaşlar olup olmadığını son yörüngesindeki elektron sayısına bakarak söylüyoruz. Ne demiştik? İletkenler için 4'ten az elektron. Son yörüngesinde 4'ten az elektron. Bakır elementini örnek göstermiştik. Son yörüngesinde 1 elektron, 2 elektron ya da 3 elektron varsa bu madde için iletken bir maddedir diyebiliriz arkadaşlar. İletken maddeleri söylemiştik. Metallerin çoğunun iletken olduğunu, iyonik sıvıların doğada bulunan işte deniz, göl, dere bunların iletken olduklarını, insan vücudunun iletken olduğunu söylemiştik. Gazların yalıtkan olduğundan bahsetmiştik. Bir maddenin yalıtkan oluşu da son yörüngesinde 4'ten fazla elektron. 4'ten fazla elektron. Bakın 4'ten az sayıda iletken, 4'ten fazlaysa yalıtkan madde diyoruz. Ancak burada arkadaşlar yalıtkanlık derecesi olduğunu söylemiştik. 5, 6 ve 7 belli bir noktaya kadar yalıtkan. Yüksek akımlar verildiğinde, yüksek enerjiye tabi olduklarında iletken duruma geçebilecek durumda maddelerdir bunlar. 8 ve daha üstünde ise bu kesinlikle yalıtkandır. Hiçbir şekilde elektrik akımını iletmez. Çok zorlarsanız madde formu bozulur. Artık başka bir madde olur. Yani yanar o madde ve başka bir madde formuna geçer. Yarı iletken madde içinde dedik ki 4'ün altı iletken, 4'ün üstü yalıtkan. 4 ne olacak? İşte silisyum ve germanyum. Böyle maddeler, bu maddelere de yarı iletken madde demiştik arkadaşlar. Bir önceki dersimizde zaten bunlardan bahsetmiştik. Şimdi gelelim elektrik yükü ve elektrik yüklerinin birimlerine arkadaşlar. Elektrik yükü ve elektrik yüklerinin birimlerine gelebiliriz artık. Evet, şimdi arkadaşlar. Bu tabloda atomu oluşturan ana parçacıklar. Bunların da alt parçacıklarının olduğunu söylemiştik daha önce hatırlarsanız. Ama o kısım bizi ilgilendirmiyor. Ana parçacıklar elektron, proton ve nötronlardır. Bunların yükleri ve kütlelerini burada görüyorsunuz. Bakın yüklerini ve kütlelerini burada görüyorsunuz. Şimdi elektron arkadaşlar negatif yüklü biliyorsunuz. Negatif yüklü. Protonlar da pozitif yüklüler. Elektronlar ve protonların sayısı birbirine eşit ama büyüklükleri birbirinden farklı arkadaşlar. Ağırlıkları birbirinden farklı. İkisinin de yükü 1,602 10 üzeri eksi 19 klomptur. Klomp. Bu üzerindeki elektrik yük miktarını gösterir arkadaşlar. Elektrik yük miktarını. Bir elektron 1,602 10 üzeri eksi 19 klompluk yüke sahiptir. Protonla artı 1,602 10 üzeri eksi 19 klompluk yüke sahiptir. Şimdi eşit miktarda olduklarına göre ne kadar büyük olurlarsa olsun arkadaşlar yükleri sıfırdır. Yani madde
doğada bulunduğu statik haliyle miktarları dengededir ve statik elektrikle yüklüdür ve bir elektrik yüküne sahip değildir. Buna biz statik elektrik diyoruz. Nötronlar ise yüksüzdür arkadaşlar. Nötronların herhangi bir elektrik yükü yoktur. Yani bunlar elektromanyetik parçacıklar değildir. Nötronlar bir elektromanyetik bir yüke sahip değildirler. Şimdi ağırlık açısından bakacak olursak arkadaşlar, ağırlıkları yani kütleleri açısından bakacak olursak elektronlar 9 virgül o 1095 10 üzeri eksi 31 kilogramdır. 10 üzeri 31 kilo eksi 31 kilogramdır. Yani 1 kilogramın 31 basamakta biri kadardır. Yani bunu ben telaffuz edemiyorum. Çok çok küçük bir zerrecik arkadaşlar. Çok küçük bir zerrecik. Yani kilogramın 31 basamakta biri kadar. 31 tane birden sonra 31 tane sıfır koyduğunuzu düşünün. Onda biri kadardır. O rakamdaki biri kadardır. Çok küçük bir rakam. Protona bakacak olursak arkadaşlar o da yine çok küçük bir parçacık tabii ki. 1,6726 10 üzeri eksi 27 kilogramdır. Nötron da 1,6749. Bakın nötron protondan mini minnacık. Yani bunlar ölçülmeleri çok zor arkadaşlar. Çok küçük parçacıklar bunlar. Maddeyi oluşturan ana parçacıklar. Çok küçük bir farkla nötron protondan biraz daha ağırdır arkadaşlar. Ancak elektronla protonu kıyaslayacak olursanız arkadaşlar, elektronla protonu kıyaslayacak olursanız bakın birisi eksi 31, birisi eksi 27. Yani 4 basamak. 10 bin kat proton ve nötronun ağırlığı, proton ve nötronun ağırlığı elektrondan 10 bin kat. Çünkü 4 basamak fark var gördüğünüz gibi. 4 basamak daha büyük proton. O yüzden protonun ağırlığı elektronun ağırlığının 10 bin kat fazlasıdır. 10 bin kat fazlasıdır diyebiliriz yaklaşık olarak. Bir atomda proton ve elektron sayıları birbirine eşitse bu atom nötr atomdur. Proton ve nötr sayıları, proton ve elektron sayıları birbirine eşitse atom nötr durumdadır. Yani yüksüzdür. Ki doğada yüksüzdürler genellikle arkadaşlar. Dış bir etki görmemişlerse, bir manyetik etki ya da fiziksel bir etki görmemişlerse atomlar doğada bulundukları halde nötr durumdadırlar. Bir atomda proton sayısı elektron sayısından fazla ise, yani elektron kaybetmiş ise, proton sayıları elektron sayısından fazla ise, bu durumda ne olmuş olması lazım? O soy yörüngedeki valens elektronu, serbest elektronlardan birine vermiş olması, başka bir atoma vermiş olması gerekir. Ne oldu? Bakın denge bozuldu. Eşit elektron, eşit protondu. Proton alamayacağınıza göre elektron alacaksınız. Ne yaptınız? Elektronun birini başka bir atoma verdiniz. Ne oldu? Bir elektron eksildiniz. Azalan yük hangisi? Negatif yük azaldı. O zaman fazla olan yük hangisi? Pozitif yük. O zaman ne oldu? Madde bakın pozitif yüklenmiş oldu. Pozitif yükle yüklenmiş oldu. Yani proton sayısı elektron sayısından fazla duruma geçmiş oldu. Elektronunu verdiği zaman. Başka atoma elektron verdiği zaman yani elektron kaybettiği zaman arkadaşlar elektronunu vermiş oldu. Şuradan evet. Bu tür maddelere yani pozitif yüklü olan maddelere biz katyon adını veriyoruz. Katyon. Katyon. Pozitif yükle yüklü ve bu şekilde artı E ile gösterilir arkadaşlar. Artı E ile. Yani pozitif yüklü madde demektir. Katyon pozitif yüklü iyon demektir. Elektronunu vermiştir. Protonları artık elektronlarından daha fazladır. Protonlar da pozitif yüklü oldukları için o atomun pozitif yüklü olduğunu söyleyebiliyoruz. Buna da katyon adını veriyoruz. Eğer dışarıdan elektron alırsa, madde dışarıdan elektron alırsa bünyesine fazla elektron almış olur. Yani ne oldu? Bakın proton elektron eşitliği yine bozuldu ama bu sefer elektron lehinde bozuldu. Ne oldu? Elektronların sayısı arttı arkadaşlar. Artık ne var? Atomun bünyesinde daha fazla elektron, daha az proton var. Ne oldu? Elektron negatif yükle yüklü olduğuna göre ne oldu? Negatif yüklerin sayısı pozitif
yüklerin sayısından fazla oldu. O zaman da madde ne oldu arkadaşlar? Negatif yükle yüklenmiş oldu. Biz bu maddeye negatif yüklü iyon diyoruz. Negatif yüklü iyon bu şekilde gösteriliyor. Eksi E ile arkadaşlar. Ve bu maddelere de anyon adı veriliyor. Anyon. Katyon pozitif yüklü olan madde. Anyon da arkadaşlar negatif yüklü olan maddedir. Bunlar arkadaşlar bu maddeler işte artı eksi şeklinde gösterilirler. Buradaki artı B atomun elektron kaybettiğini gösterir. Ve ne kadar pozitif yüklü olduğunu gösterir. Yani ne kadar elektron kaybettiğini gösterir aynı zamanda. Bu eksi B de ne kadar elektron aldığını gösterir. Dışarıdan ne kadar elektron aldığını yani ne kadar fazla elektronu olduğunu gösterir. Şimdi bir örneklem vermiş burada. Diyor ki KLM atomlarındaki proton, nötron ve elektron sayıları şöyledir. Bunları diyor anyon, katyon, nötr durumlarına bakalım. Şimdi arkadaşlar proton sayısı 10, nötron sayısı 10, elektron sayısı 11. Proton ve nötronların pardon affedersiniz proton ve elektronların birbirine eşit olması lazım. Bakıyorum proton sayısı 10, elektron sayısı 11. Ne oldu? Bu madde arkadaşlar elektron almış. Elektron fazlası var. Elektron fazlası varsa nedir bu arkadaşlar? Negatif yüklü iyondur. Elektronları fazla demek ki negatif yüklü parçacıkları fazla yani elektron sayısı fazla. O zaman ne olacak? Bu bir arkadaşlar nedir? Anyondur. Değil mi? Bu bir anyondur. K1 anyondur. K1 anyondur. Bunu tespit ettik. Şimdi L'ye bakalım. Bakıyorum arkadaşlar L'nin proton sayısı 11, elektron sayısı 11. Proton ve elektronları birbirine eşit arkadaşlar. Proton ve nötronları proton ve elektronları birbirine eşit. Birbirine eşitse arkadaşlar bu yüksüzdür. Yüksüzdür. Nötraldedir. Nötraldedir. O zaman L'nin de nötr olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle N diyelim. K'ya da anyon diyelim. Şimdi M'ye bakıyorum. M'nin arkadaşlar proton sayısı 12, elektron sayısı 11. Elektron sayısı az, proton sayısı fazla. Proton pozitif olduğuna göre demek ki bu bir katyon arkadaşlar. Bu bir katyon. Yani pozitif yüklü bir iyon. Pozitif yüklü bir iyon yani M katyon. O zaman ne olacak? K anyon, L nötr bakalım. K anyon, L nötr, M katyon olacak. Yani doğru cevabımız burada B olacak. Evet, artı 2 yüklü iyonda 18 elektron ve 20 nötronu olan K atomunun kütle numarası nedir diyor arkadaşlar. Kütle numarası hemen hatırlayalım. Kütle numarası neydi arkadaşlar? Kütle numarası neydi? Hemen hatırlayalım. Kütle numarası proton ve nötron sayılarının toplamı kadardı. Proton ve nötron sayılarının toplamı kadardı. Bakıyorum artı yüklü olduğuna göre artı 2 yüklü iyonda 18 elektron varsa ne olmuştur arkadaşlar? Elektron sayısı azalmıştır, değil mi? Artı 2 yüklü olduğuna göre demek ki protonları 2 tane daha fazla. Yani bu maddenin 18 artı 2 20 tane protonu olması gerekirdi. 20 tane proton olması gerekir. Artı 2 yüklü olduğu için demek ki 2 tane elektronunu vermiş. Yani bu statik olsa arkadaşlar yüksüz olsaydı 20 protonu 20 elektronu olacaktı. 2 tane elektronunu verdiği için artı 2 yükle yüklenmiş. Yani 20 tane protonu olduğunu söyleyebiliriz. 20 tane de nötronu varmış bunun. Bakın 20 nötronu varmış. O zaman 20 artı 20 bunun atom numarası kütle numarası arkadaşlar 40'tır diyebiliriz. Atom numarası nedir? Proton numarasına eşittir. Atom numarası ise 20'dir diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim elektrik yükü ve akım arkadaşlar. Elektrik yükü ve akım nedir? Evet, elektrik yükü ve akım nedir? Bunu incelemeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar atomu inceledik. Atomun içerisindeki proton elektron dengesini gördük. Bu haliyle nötr durumda olduğunu söyledik. Ancak iletken maddelerin bazı dış etkenlerle bu elektronlarını hareket ettirebildiğini söyledik. Şimdi siz herhangi bir dış güç kullanırsanız
bir dış güç kullanırsanız. Bir iletken maddenin bünyesindeki elektrik yüklerini hareket ettirebilirsiniz arkadaşlar. Bir maddenin bünyesindeki elektronları hareket ettirebilirsiniz. Yani bir iletkene siz eğer bir dış kuvvet uygularsanız bunu hareket ettirebilirsiniz. Şimdi biz bunu su akışıyla arkadaşlar sembolize ediyoruz. Su akışıyla sembolize ediyoruz. Yani nasıl su akışıyla sembolize ediyoruz? Şöyle ki, şimdi suyun bakın burada bir debisi var. Yani burada daha fazla su, yani bir basıncı var, debi dediğimiz şey. Bir basıncı var. Buradaki su seviyesi yüksek olduğu için ne olacak? Bu su kendini dengelemeye çalışacak. Doğru mu? Buradaki su kendini dengelemeye çalışacak. Yani yukarıya doğru bir akış meyili gösterecek. Bu akış nereye kadar devam edecek arkadaşlar? Denge sağlanana kadar devam edecek. Yani su yükseldi, bu seviyeye geldiğinde akış duracak. Çünkü artık bir dış kuvvet, yani bir basınç kuvveti olmayacak arkadaşlar. Eğer su buraya kadar çıkarsa bir denge oluşmuştur ve akış olmayacak. Ama bu durumda buradan bir suyun fazlalığı söz konusuysa ne oldu? Bir dış kuvvet oldu. Bu dış kuvvet arkadaşlar bu suyun buradaki kendi bünyesindeki potansiyel enerjisi bunun kinetik olarak hareket etmesine sebep olacak. İşte biz bu hareketliliği sağlayan güce arkadaşlar bu hareketliliği sağlayan güce gerilim adını veriyoruz. Gerilim. Yani buradaki suyun debisi suyun gerilimidir. Suyun gerilimidir. Potansiyel enerjisidir. Bu potansiyel enerjiyi siz böyle bir konumla getirirseniz işte barajda olduğu gibi arkadaşlar ya da HES'lerde olduğu gibi siz bu potansiyel enerjiyi bu konuma getirirseniz işte hareket etmek isteyecektir. Doğası gereği hareket etmek isteyecektir ve bir dengeye kendini getirmek isteyecektir. İşte bu anlamıyla da burada siz bir dış kuvvet uygulamış olacaksınız. Bu dış kuvvete biz gerilim adını veriyoruz. Ne oldu? Su harekete geçti. Su harekete geçti. Ne oldu? Akım oldu arkadaşlar. Akım. Bir akış söz konusu oldu ve bir akım ortaya çıktı. İşte elektriğin de hareketi, elektronların da hareketi bu şekildedir. Normalde herhangi bir iletken de olsa, yalıtkan da olsa, yalıtkanda zaten elektronları hareket ettiremezsiniz ama iletken de olsa madde bünyesindeki elektronları hareket ettirmek gibi bir doğaya sahip değildir normal şartlarda. Yani böyle bir doğası yoktur. Ben bu elektronları ya durup dururken harekete geçireyim demez ama bir dış etkiyle. Bu bir manyetik etki olabilir, bu bir fiziksel etki olabilir ki hemen şu örnekte bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın buradaki çok güzel bir fiziksel etki örneğidir. Bulut'taki elektrik yüklerinin aşırı derecede yüklenmiş olması bu yüklerin kendini boşaltma ihtiyacı, deşarj etme ihtiyacını ortaya çıkaracaktır. Yani fiziksel bir baskı yaratacaktır. Buradaki elektrik yüklerinin aşırı derecede yüklenmiş olması bunun deşarj olma eğilimi ortaya çıkaracaktır. Peki bu deşarj nasıl olacak? İşte bu deşarj toprağa yakın bir noktadan, toprağa yakın bir noktadan buradaki fazla birikmiş olan elektrik yüklerinin toprağa arkadaşlar geçişine sebep olacaktır. İşte buna biz ne diyoruz? Şimşek diyoruz arkadaşlar. Şimşek. Ne oluyor? Bu fazla elektrik yükleri, bu bünyesinde biriktirmiş olduğu aşırı elektrik yükleri, bunlar sürtünmeden bulutların birbirlerine elektron hareketlerinden burada bu sonuç itibariyle bir nem değil mi? Su ve tabii ki yükleri var. Ne oluyor? Bu bulutlar birbirlerine sürtünerek ve birbirlerine elektrik yükleriyle yüklemiş oluyorlar. Bu işte aşırı bir noktaya geldiğinde kendini deşarj etme ihtiyacı duyar ve bu elektrik yüklerini uygun bulduğu, yakın bulduğu bir noktadan toprağa arkadaşlar aktarmaya çalışır. İşte bu şimşeği oluşturur. Neden sivri şeylerden diyorsanız işte cevabı burada. Tepesi sivri olan bir nokta gördüğünde bu noktadan kendini daha kolay toprağa aktarımını sağlayabileceği için sivri şeyleri kolaylıkla yıldırım çarpabilir. Mesela ağaçlara sık yıldırım çarpmasın biliyorsunuz. Şimşek çakarken ağaçların altında durulmaz. Çatıların altında durulmaz. Yani boş çatıların altında durulmaz. Yani sivri şeylerin altında durulmaz.
O yüzden hatta yere yatay bulunmanızda fayda var. Eğer bir şeyin altına giremiyorsanız, bir şekilde oradan kaçamıyorsanız, toprağa yatay bulunmanızda fayda var arkadaşlar. Ayakta durmanız bile bir tehlike arz edebilir. Sonuçta bir sivrilik oluşturmuş oluyorsunuz. Vücudunuz da iletken olduğuna göre bu akış sağlanabilir. Paratonerlerin arkadaşlar minarelerin üzerine konulmasındaki en önemli sebeplerden biri bu işte. Yani minare yüksek bir yer, sivri bir yer. Paratoneri de tepesine koyarsanız rahatlıkla şimşeği o kablo üzerinden toprakta deşarj edebilirsiniz. Kimseye zarar vermeden toprağın deşarjını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. İşte bu bir fiziksel etkidir. Yani burada aşırı bir elektrik yükünün olması bir fiziksel etkidir. Bu fiziksel etkiyle bir elektrik akımı ortaya çıkar. Yani bu bir akımdır işte. Elektron hareket ediyor. Ne oluyor? Buradaki serbest elektronların sayısı çok arttığı için bunlar artık bünyede duramaz hale geliyorlar ve kendilerini toprakta deşarj ediyorlar. Toprak sonsuz nötrdür arkadaşlar. Toprak sonsuz nötrdür. Siz toprağa ne kadar elektrik yükü verirseniz verin. Şimşekler örneğin yani devasa kilovatlar düzeyinde güce sahip kilovoltlar düzeyinde 10 bin volt, 20 bin volt gibi çok yüksek enerji düzeylerine sahip çok fazla miktarda elektrona sahip olmalarına rağmen topraktaki yük dengesini değiştirmezler, değiştiremezler. Çünkü toprak o kadar büyük ki, dünyamız o kadar büyük ki elektrik yükü ne kadar fazla olursa olsun absorbe edip bunu dengeleyebiliyor. Yani toprak ne kadar elektrik yükü alırsa alsın hep nötrdür. Hep elektron sayısı proton sayısına hep eşittir. Ve her zaman nötrdür arkadaşlar. Toprak her zaman nötrdür. O yüzden de elektrik yükleri burada deşarj olabilirler. İşte size akım arkadaşlar. İşte size akım. Bu şimşek dediğimiz şey elektrik akımından başka bir şey değildir. Elektronların buradaki buluttaki fazla elektronların toprağa akışı akımı oluşturur. Bu bir fiziksel etkidir. Fiziksel bir basınçla aşırı yüklenmiş elektrik elektronların toprağa akışıyla akım oluşur. Bir cihazın içindeki akım da aynı şekildedir. Yani siz pil dediğiniz şey aslında aşırı bir yüklü elektrik yüküdür. Yani siz iletkenin uçlarına bir fazla yük veriyorsunuz. Çünkü pilin içinde yük var. Kimyasal olarak bir yük var. Elektrik yükü var. Fazla yüklenmiş bir yük var. Pil ne yapacak? Bu kendini dengeye getirmeye çalışacak. Yani protonlarını, nötronlarını eşitlemeye çalışacak. Elektronlarını eşitlemeye çalışacak. O zaman ne yapacak? Bünyesindeki fazla elektronları aktarmaya çalışacak arkadaşlar. Bunları harcamaya çalışacak. Ucunda bir iletken gördüğü anda işte aynı bulutun buraya aktarmasından farklı bir şey değil bu. Bulutun bu elektrik yüklerini toprağa aktarmasından daha farklı bir durum değil. Pil de kendi üzerindeki bu fazla elektrik yüklerini bir alet üzerinden harcamaya çalışıyor. Yani onları boşaltmaya çalışıyor. Siz de bunu kullanıyorsunuz işte. Bu da sizin işinize yarıyor. Niye? Fazla elektrik yükü var. Bu elektrik yükünü bir şeyin üzerinden geçirirseniz ne yapıyorsunuz? Oradaki bir maddeyle bunun dönüşümünü sağlıyorsunuz. Yani ne yapıyorsunuz? Mesela lambayı icat etmişsiniz. Lambanın üzerinden elektronları hareket ettiriyorsunuz. Lambanın içindeki maddenin özelliğine bağlı olarak parlıyor ve ışık ortaya çıkıyor. Isı ve ışık ortaya çıkıyor. Rezistansı bulmuşsunuz. O da madde özelliği itibariyle içinden elektron aktığında aşırı derecede ısınıyor. Ortaya ısı enerjisi. Yani bu elektronları ısıya dönüştürüyor. İşte siz de bunu kullanıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ütü yapıyorsunuz. Ütüyü icat ediyorsunuz. İşte elektrikli ısıtıcıyı icat ediyorsunuz. Termosifon icat ediyorsunuz. Elektrikli kalorifer icat ediyorsunuz. Fırın icat ediyorsunuz falan filan. Siz de bunu bir şekilde kullanıyorsunuz yani bu enerjiyi. Bu pil olur. Bu hidroelektrik santrallerdeki potansiyel fark olur. Sonuçta bunu kullanarak elektrik akımına dönüştürüp bu fazla elektronları harcayıp bir işe dönüştürmüş oluyorsunuz. Yani burada bir ışık, ısı, hareket gibi bir başka enerji çeşidine dönüştürmüş oluyorsunuz. Buradaki pil potansiyel fark yani gerilim oluşturur arkadaşlar. İşte elektrik yükü ve akımı bu şekilde özetleyebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar.
Konuyla ilgili temel bilgileri vermeye çalıştık. Verdiğimiz bu bilgiler dışında daha detaylı, farklı bilgilere ulaşmak isterseniz bu vermiş olduğumuz kaynakları da kullanabilirsiniz. Bu kaynaklar haricinde üniversitemizin kütüphanesinde ya da diğer üniversitelerin kütüphanelerinden ya da internet üzerinden daha farklı kaynaklardan daha detaylı bilgilere de ulaşmanız mümkün. Böylece dersimizin sonuna gelmiş olduk. Anlatmış olduğumuz konuyla ilgili materyaller ve sunumlarımız, videolarımız uzaktan eğitim sistemimiz içerisinde mevcut olacak arkadaşlar. Anlattığımız konuyla ilgili sormak istediğiniz soruları forum üzerinden ya da elektronik posta adreslerimiz üzerinden bize iletebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.